Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet Fiorino göstereceğim. Fiorino'da hangi konu işleyeceğiz? Tabii ki de debriyaj, yapılan hatalar veya yapılmayanlar arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz makinenin yaklaşık 2 hafta mı belki de 1 ay önce baskı baltası çıkma olarak değişmiş. Baskı baltada çıkma kullanmak biraz aslında sakıncalı. Yani çıkma baskı balta bugüne kadar ben hiç taktığımı hatırlamıyorum. Eğer baskı balta normal ön balata gibi bitikse, şöyle gösterelim. Burada balta var. Bitikse eğer değişmesi gerekenlerden biri, yani sıfır olarak değiştirmesi gerekenlerden biri. Zaten 100 bin ortalaması var bunun. Eğer çok acemiyseniz 50 binde, 60 binde, hatta 15 dakikada bile yiyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki Fiorino ve Linea gruplarında geri vitese geçirirken vesaire bu cartlamalar, işte çok zor vitese geçmeler veya debriyajda aşırı boşalmalar, bu tarz işlemler oluyor. Yani bunları çok çok sık yaşıyorsunuz ama bunun neden kaynaklandığını hiçbir şekilde bilmiyorsunuz arkadaşlar. Aslında göstereceğim işlemi bütün, hemen hemen bütün baskı balatalarda görüyoruz. Ama bu arabada çok farklı bir şey var. Bu konu üzerinde arkadaşlar duracağım. Ve ayağınızı debriyajda tutmamanız gerektiğini, tuttuğunuzda bunun baskı balataya da nasıl bir etki yaptığını sizlere Allah'ın izniyle göstereceğiz. Öncelikle şöyle volant yüzeyini bir göstereyim. Çok fazla olmamakla birlikte hafiften yanık. Bu tamamen düz zeminde veya rampalarda çok aşırı derecede ayağınızı debriyajda tutmayla alakalı. Bana kızıyorlar, Ankara'da oturanlar, İstanbul'da oturanlar diyorlar ki, diğerleri biraz videolarında çok fazla söylediniz bunu çünkü. Abi biz Ankara'da oturuyoruz, nasıl ayağımızı debriyajda tutmayalım? Böyle bir trafik var ki. Ya ben de onlara diyorum ki en azından el freni susun, el freniyle aracı kaldırmaya çalışın ki çok fazla debriyaj baskı baltaya yüklenmeyin. Bir de 1.3 multijet kullanıp, Ege'ye kullanıp içine 5 kişi doldurup şimdi bu motordan aniden kalkmasını beklemeyin. Tamam, kalktı mı gidebilir ama bu motordan çok seri bir kalkış beklemeyin. Bu esnada yüklendiğiniz yer tamamen baskı balatadır, bunu bilin. Yani o 5 kişiyi burada dönen balata kaldırıyor, yani götürmesi gerekiyor. Bu da ister istemez volant yüzeyinde yanıklara meydana getiriyor. Yeni de değişseniz hiç fark etmiyor. 30-40 binde büyük şehirlerde ayağınızı debriyajda tuttuğunuz için balatadan kaynaklı veya baskıdan kaynaklı, onu da birazdan göstereceğim, baskı balata değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ne yazık ki. Bu tür tuzaklara düşmeyin arkadaşlar. El freniyle kalkmayı veya trafik çok yoğunsa bırakın önünüzdekiler gitsin, hafiften hafiften kalkıp, yani 2 araba 3 araba önüne gidebileceğiniz şekilde trafikte araç kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi takdirde yedek parçanızdan olursunuz, baskı baltanızdan olsun. Ha, benim acelem var, baskı balta da sorun değil diyenler için nasıl istiyorsanız öyle kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar geçelim bu arabanın konusuna. Debriyaj dedik. İşte ayağınızı debriyajda çok fazla tutmayın dedik. Ama onun haricinde de farklı bir şey daha var. Bunu sizlerle paylaşacağım. Şöyle hemen göstereyim. Bakın, ayağınızı debriyajda tuttuğunuz için görüyor musunuz şemsiyeleri? Bu zaten çıkma takılmış. Ama baskısı mı, balatası mı, orasına bir şey diyemiyorum. Şimdi hemen şöyle döndüğümüzde bu balata normal şartlarda değişmez. De orijinal çıkma takmışlar. Bakın fiyat Valeo. Görüyor musunuz? Bir dünya markasıdır. Çok severim Valeo. Ama bu Valeo'luk bir durum değil. Bunda bir şey yazıyor mu? Bunda bir ibare yok. Görmüş olduğunuz gibi bu kanat çıktılar. Ve aynı zamanda buna basamayan şu bilya. Bakın bunlar burada beraber çalışırlar. Böyle döner. Basıyor mu? Çok da güzel, mükemmel de basmıyor. Bu böyle döner. Şimdi burada bilmeniz gereken bir şey var. Ayağınızı debriyajda tuttuğunuz zaman şu görmüş olduğunuz şemsiye de çok aşırı streste kalıyor. Stres dediğimiz ne? Yamulabiliyor. Ben bunun bazılarını şu kenarlardan, çünkü niye biliyor musunuz? Bu debriyajda ayağınızı tutmanız ve yarım debriyaj kullanmanın sonucunda burası bir ısıya maruz kalıyor. Isı da metal şekil değiştirir. Ne yaparsanız yapın, ısı da metal şekil değiştirir. Aslında bu debriyajların çok fazla bir şekilde sertleşmesinin sebebi de bir nebze de olsa ısı aslında. Çok ısındığı zaman şu kenarlar, şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hafif de olsa eğimli. Eğiliyor çünkü. Görmüş olduğunuz baskı. Dert dediğinde bir video anlatsam size. Eğiliyor.
Bu eğildiği zaman siz bu yüzeye bastırdığınızda ne kadar bastırırsanız bastırın, yani debriyaja basarsanız basın, şu görmüş olduğunuz yüzeyde bir kısmı basacak, bir kısmı basmayacak. Yani balata bir kısmına sürtecek, bir kısmına sürtmeyecek. Bu şekilde olduğunda da bakın, şurayı görüyor musunuz? Şurayı görüyor musunuz? Bu şekilde baskının üzerinde yanmalar meydana gelecek. Bakın. Bu sefer tek taraflı tutmamalar piyasaya çıkacak. Ayağınızı debriyajda tuttuğunuz için. Bunun için de bu seti değiştireceksiniz. Şimdi bu işlemi yapmak, baskı balatayı yakmak, dediğim gibi 15 dakika olduğu için baskı balatayı kesinlikle arkadaşlar garanti verilmez. Bu yüzden garanti verilmez işte, yani kullanıcı hatası denilen olay bu. Baktığınızda bu balta kullanılır. Perçinlere dahi gelmemiş. Çok güzel. Ama bu araba viteslere geçmiyor arkadaşlar. Sadece bu mu? Tabii ki de bu değil. Daha fazla anlatacağım çok şey var. Ankara ve İstanbul'da araç kullananlar için söylüyorum. Hiç bugüne kadar debriyaj hidroliği diye bir şey duydunuz mu? Yani Fiorino kullananlar için, ne bileyim Albea kullananlar için, Linea kullananlar için debriyaj hidroliği değişir diye bir şey duydunuz mu? Ya da debriyaj hidroliği diye bir şey duydunuz mu? Duymamışsınızdır. Alt merkez, üst merkez diye bir şey duymuşsunuzdur ama debriyaj hidrolik değişimi diye hiçbir şey duymamışsınızdır. Hemen ondan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar. Fiorino'nun çalışma sistemi. Yani debriyaj çalışma sistemi. Bu görmüş olduğunuz deliğe biz bir adet boru takıyoruz. Bu boruyla birlikte, ki burada muhteşem bir ustalık var, onu da paylaşacağım sizlerle. Bu boruyla birlikte üst tarafta yine aynı şekilde bu şekilde bir piston bulunan debriyaj merkezi. Bu debriyaj merkezini işleyeceğiz arkadaşlar. Bir ablamız geldi. Nasıl araba kullanmış, nasıl getirmiş arabayı anlatacağım size. Belki de güleriz o videoda. Şimdi bu görmüş olduğunuz merkeze buradan hidrolik basılıyor. Ve bu hidrolik buradaki görmüş olduğunuz ayağı iterek içeriden baskıya komut veriyor bileğiyle birlikte. Şimdi söktüğümüz için bile yok. Basıyor. Buraya kadar her şey normal. Bu görmüş olduğunuz malzemenin içerisindeki hidrolik yoğun trafikte aşırı ısınarak geri kaçırma yapıyor. Bu bir nevi fren merkezi gibi düşünün. Örnek veriyorum, fren merkezleri eskiden arka tarafı kampanaydı. Kaçırdığında freni dokunduğunuzda ne oluyordu? Boşa çıkıyordu. Fıs, fıs. Arka tarafa bir gidiyordunuz, ıslanmış. Ama bu ıslaklığı o kadar çok belli etmiyor. Körüğü var mesela. Şu körüğünü açacak, içine bakacaksınız. Olmaya da bilir, kendi içinde kaçırıyor da olabilir. Yani malzeme piston iç kısmında da sıkıntı olabilir. Bu aşırı trafikte debriyaj pedalınızın normalden fazla aşağı düşmesine, debriyaja bastığınızda çok fazla sertlik hissiyatını vermemeye ve aynı zamanda debriyaja bastığınızda sabah çalıştırdığınız gibi, yani araç soğuk gibi vitese geçmemeye neden olan malzemelerden biri bu. Biri de üst taraftaki üst merkez. Onu da aşırı derecede kullanırsanız, ne kadar çok bir pistonu kullanırsanız o kadar çok ısınır ve içinde kaçırma olur. Bu gibi durumlarda biz şunu söylüyoruz. Yani normalde yağ bakımına gidiyorsunuz ya, bana göre, benim tercihim, bence hidrolik değişmeli. Yani debriyaj hidroliği de değişmeli arkadaşlar. Yani yaklaşık ne kadar diyelim, bir 50-60 binde bu hidroliğin de değişmesi gerekiyor. Neden? Bu bir sıvı ve sıvı ısındığında haliyle içerisinde nem oluşturacak. Bu nem de bu plastikleri ne olursa olsun bozacak arkadaşlar. Çünkü içerisinde bir organik basınç var. Ne olursa olsun bozacak. Bu ne olacak peki? Hidrolik dediğimiz, yağ dediğimiz şey sürtünmeyi engelliyordu. Yani bu malzemenin bu malzemeye sürtmemesini sağlıyordu. Ama belli bir süre sonra nem ve su işin içine girdiği zaman, hidrolik özelliğini kaybettiği zaman ister istemez sürtünme meydana gelecek. Ve bu aşınmadan dolayı bu merkezler çöp olacak. Yani baktığınızda küçük yapacağınız bir masraf, yani örnek veriyorum işte ne bileyim 50 binde 60 binde bunu değiştireceğiniz bir masraf bu sefer merkezlerden olmanızı sağlayacak. Yoğun trafikteki araçlara bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Şimdi peki bu arabada ne var? Burada muhteşem ustalık var dedin. Ne paylaşacaksın benimle? Bakın şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşımız buna bu şekilde bir sistem yapmış. Bu nasıl yapmış, ne olmuş bilmiyorum. Normalde bunun bir pime olması lazım. Bu pime buradan basması gerekiyor. Yani şurayla şurası basması gerekiyor.
Şimdi bu işlemin yapılmasının iki tane seçeneği var. Birisi bu zaten merkez içinden kaçırdığı için, yani bu sistem kaçırdığı için ve piston biraz geride kaldığı için böyle bir sistem uyguluyorlar. Yani bu malzemeyi uzatıp sorsan bu merkez biraz daha fazla basacak. Halbuki öyle bir şey yok. Isındığında araba tekrar vitese geçmeyecek. Çünkü ne kadar uzatırsanız uzatın pistonun kaçağını gideremezsiniz arkadaşlar. Bunu koyduğu zaman arkadaşımız bakın hiç şey yok, pay yok. Sıfıra sıfır karşıya geçiyor. Yani şu kadar bir pay olsa o zaman diyeceğim ki bir şeyler olur. Ya da şu kadar bir pay olsa bıraktığında en azından debriyaja bastığında çak 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 bu kadar bir pay. Hiç pay yok ya. Bunun içinde de yay var arkadaşlar bu arada. Bunu ne yaparsanız yapın bakın geri itiyorum geri çıkıyor bakın yay var. Şimdi bu yayla birlikte bu adam bunu buraya takmış ama bu ister istemez siz debriyaja bassanız da basmasanız da arabayı rölantide bıraktığınızda sonuç olarak bu biz bu şanzımanı yerine koyduğumuzda şuralarda falan duracak. Burada durduğu zaman bu stresin fazlasını yiyecek. Merkezden evet şöyle yapalım. Merkezden stresin fazlasını yiyecek. Bu ne olursa olsun bu bilya bu araçta debriyajı basmasa bile bu baskıyı basınç uygulayacak şu arkadaşımızla birlikte. Normalinden fazla. Yani buranın stresi alınması gerekiyor. Fazla basmaması lazım. Boştayken ama bunu yaparak bu sefer görmüş olduğunuz kanatçıklar bakın ne kadar ileride. Ayaklar ileride kalarak daha fazla basmasını sağlayacak. Bu da bize para kazandıracak tabii ki de. Yani ustamızın bu şekilde bir hata yapması. Şimdi biz bu merkezi değiştireceğiz. Bunu değiştireceğiz. Baskı baltayı değiştireceğiz. İşte volant yüzeyini zımpara veya taşlama bu tarz bir şey yapacağız. Ve bunu kurtaracağız arkadaşlar. Dediğim gibi. Ama şunu sakın unutmayın. Ben size trafikte çok aşırı derecede debriyajınız düşüyor diye alt merkezi gösterdim diye kesinlikle bu alt merkez değil. Üst merkezinde olma ihtimali var. Bunun kontrol aşamaları var. Bunu sakın unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi bu körüğü çıkartıp içini görebilirsiniz. Bu kesin bir çözüm değildir. Sadece bir öneridir. Üst merkez içinde keza aracın alt tarafına eğilip debriyaj tarafından hidrolik sıvı geliyor mu gelmiyor mu bunu mutlaka kontrol edin. Bir seçenek de şu var. Bu genelde Renault'larda ve Fiat'larda bunu yapın diyorum. Debriyajınız eğer çok fazla düşüyorsa ilk etapta bir hidrolik değişimine mutlaka bir gidin. Hidrolik değişimiyle birlikte yani sıfırlanan hidrolikle birlikte bir havasını alıp ortalama bir hafta kullanın. Eğer bu problem normale dönmezse merkezden mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu merkez dışarıda kalıyor onu söyleyeyim. 1.3 multijet kullananlar için bence bulunmaz bir nimet. VAK grubu da bunu bu şekilde kullanıyor. Dışarıda bulunan bir merkezi yolda değiştirmek gerçekten kolay. En azından yolda kaldığınızda çok fazla bir teçhizat sökmeden bu merkezler değiştirilip yola devam edilebiliyor. Çünkü bu merkezler yolda da patlayabiliyor. Yolda patladığınızda kesinlikle hiçbir şekilde debriyaja geçiremiyorsunuz. İkinci vites ilerlemeniz gerekiyor. Bu da tamamen şoförlük tecrübesine dayalı bir şey. Herkesin yapabileceği bir durum değil kesinlikle. Bu ve aynı zamanda VAK grubunda. Bizim bazı araçlarımızda örnek veriyorum Renault'da şanzıman içi olduğu için, iç kısımda olduğu için veya Ford'da iç kısımda olduğu için eğer bu debriyaj merkezi şanzıman kısmında patlarsa şanzıman sökülmesi gerekebiliyor. Bu da kesinlikle arkadaşlar yol yardımıyla çözülebilecek bir sorun değil. Yani yol yardımına gelip de arkadaşınız bunu görse bunu tedarik edip gelip belki de 1-2 saat işinizi çözecekken iç kısımda olan merkezi şanzıman sökmesi gerektiği için mecburen servise çekilmesi gerekiyor. Bu buna da çekici ihtiyaç duyulabiliyor. Böyle bir problem var. Ben de daha çok araç alırken bunlara dikkat ediyorum. Yolda daha rahat nasıl tamir edebileceğim araçları. Yani daha rahat idame edebileceğim. Yolda başıma bir şey gelse bile kolay kolay söküp takabileceğim. Yolda daha iyi olsa kolay kolay söküp takabileceğim araçları kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Tabii bu benim tercihimdir. Sizin böyle bir şey yapma gibi bir lüksünüz eminim ki yoktur. Yani bu meslek haricinde bu meslekle uğraşmıyorsanız. Anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Benim için gerçekten güzel bir videoydu. İçerik dolu bir içerik olduğunu tahmin ediyorum. En azından kimler neler kullanıyor, nelere biniyor veya debriyaj pedalına bastığında basmadığında veya yapılan işle alakalı sonuçların neler oluyor bunları eminim ki öğrenmiştir arkadaşlar.
Fiesta'nın bir üst debriyaj merkezi var. Bundan bahsedeceğim. Ablamızın başına neler gelmiş. Ablamız bunu bu şekilde nasıl kullanmış, bizi nasıl getirmiş gerçekten beni şaşırttı. Belki sizlerin arasında da ilk defa bu videoyu gelenler olur. Aracınız da o şekildedir. Ve o video ile birlikte sizler de aracınızın bakımını yaptırırsınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.